Trabzonspor puan durumu var, Trabzonspor'da erken avlu attı. Çünkü Trabzonspor'un bunu yaşayabileceği aşikardı. Hem şanssızlık yüzünden hem de ekonomik kısıtlamalar yüzünden dar bir havuzdan ya, seçiyor. Ve o havuzu o kadar genişletti ki Ünal Hoca elinden geldiğince. Va, i̇ki tur geçince çıkan, ben ümitlenmiştim. Bu grubu da çekince de ümitlenmiştim. Evet. Ayak mi? maçındaki futbol, özellikle ha, Atina'daki oradaki. maç. Yani şimdi son maçı saymayalım. Şimdi Galatasaray tamamen Galatasaray maçını düşünen bir zihniyetle yani Tabii. iş koptuktan sonra Trabzon'un grubu konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum onu söyleyeyim. Ben Trabzon'un bu gruptan çıkabileceği kanaatindeydim olmadı maalesef. Tabi bu kadro darlığının yanı sıra bir de ekstra sakatlıklar eklenince yani şöyle bir durum var. Şimdi bu sezon... Türkiye'ye gelen en kariyerli 5 futbolcu say desen ilk ikisinin içerisinde net şekilde Trabzonspor'a gelen Daniel Sturridge ile Trabzonspor'dan da işte John Obi Mikel de var. Ama bu iki futbolcudan da John Obi Mikel'in varlığı sezon başında Trabzonspor'a zarar bile verdi. İkinci Bir ayak iki maçını maçı hatırlasana. yani. Evet. yani en güvendiğiniz oyuncu, oyun merkezine şey koyduğunuz oyuncu sizi yüzüstü bırakıyor. Deniz Sturic'in bu sakatlık problemleri Trabzonspor çok etkiledi. Yani dün oynayan kadroya bakıyorsunuz. Gencecik çocuklar ve zaman zaman işte Serkan Sabek'te, Forvet'te yine e, genç Muhammed. Muhammed e, orta sahada yine neyse ki Abdulkadir parmak döndü. İşte e, Tüfratcan üzümüyle ablayın. vesaire. Can, evet yani... Genç bir kadroyla yani yine ki Doğan Doğan'ın Doğan da hikayesi he. enteresan bir hikaye. Yani o, Samsun Spor altyapısı, Avrupa'da Avusturya, Sonra yeniden Trabzon'a dönüyor, Türkiye'ye dönüyor. Yani Trabzonspor'un bu dar kadro, dar rotasyon içerisinde Avrupa'da e, yıpranabileceğini hepimiz tahmin ediyorduk. Senin dediğin gibi başlangıcı <laughs> iyi oldu. Sonrasında gruplarda tabii arka arkaya sakatlıklar gelecek, form durumunu yükseltemeyen oyuncular olunca yani gruba bu gelişi, oldu biraz. Yani o sakatlıklar olmasa hakikaten bu grup yani bu grubu resetlesen sağlıklı bir şekilde başlasa bence Trabzon çıkar bu grupta. Yani diğer gruplara nazaran çok daha iyiydi Trabzonspor için. Ya yani içeride Bazel'e kaybedilen puan, Hetafe maçındaki kötü oyun İlk yani bir anda çok kötüydü. çok kötüydü. Yani kaleye gidemedi. Ee, yani orada hayal kırıklığı yaşıyor.